Turn 10 Studios karşımızda ama tabii ki onun yanında Microsoft Studios tekrardan eski neslin gücündeyiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Why do we race? Neden yarışırız? Ya bunu evet eski Forza oyunları yapıyordu böyle şeyler ya. Forza Horizon 1'de de böyle şeylerle karşılaşmıştık. Neden son oyunlarda bunu kaldırdılar ki? Yarışa bu kadar anlam yüklemek arabalara veya. Tabii inançlarımızı test edelim. Daha hızlı, daha güçlü. Limitleri zorla, değil mi? To face fear. Yok korku falan yok ustam. Direkt yarış sonuna kadar. To grow stronger. Daha güçlü. Immortal. In truth, there is no simple answer to why we race. Ya öyle tek kelimeyle neden yarıştığımızı anlatamayız. Yarış demek, tutku demek. Forza Motorsport, evet. Evet. Sanırım video giriş yapmama izin vermeyecek oyun. Olsun. Tamam, ilk sürüşümü direkt olarak verecek. Daha sizlere selam bile vermedim. Tamam, güzel bir açılış. Forza oyunları bu tarz açılışları çok sever bildiğiniz üzere. Son oyunlarda bu yok ama. Evet, madem yarışa başlıyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Forza Motorsport 6'dayız ve direkt yarışa başladık. Eski neslin gücündeyiz. Eski oyunları oynuyoruz. 2015 yılında çıkmış olan Forza Motorsport 6 ile karşınızdayız. Forza Motorsport 5'e de bakmıştık. Forza Horizon 1'e, 2'ye de bakmıştık ve bugün de aynen Forza Motorsport 7'ye bakıyoruz. Şu anda otomatik fren vesaire var. Eski Forza oyunlarını çok seviyoruz ve Forza cihazındayız. Xbox Series X üzerinden oynuyoruz. Bakalım nasıl bir iş çıkartmışlar. Ben şimdiye kadar Forza Motorsport 6'yı hiç oynamamıştım. Nedense bir türlü hani bu oyun çıktığı zamanda benim bir Xbox'ım yoktu. PC'ye de gelmemişti. Aslında bir özel oyun, bir exclusive oyun kendisi. Yani ne kadar Forza Motorsport 6 Apex çıksa da Forza Motorsport 6 exclusive oyun. Şöyle dışarıdan da oynayalım. En çok övülen Forza oyunlarından biri bu arada. Forza Motorsport 7 de çok sevildi ancak kimsenin ağzından abi bir Forza Motorsport 6 yapmışlardı inanılmaz diyorlardı ve ben şu anda ilk izlerimle direkt video çok hızlı girdik ancak çok iyi. Forza Motorsport 5'i de çok beğenmiştim ancak Forza Motorsport 5'in kontrollerinde birazcık böyle bir problem vardı. Forza Motorsport 6'da bayağı deli gibi geliştirmişler oyunu. Gerek grafiksel olarak gerekse kontroller işte mekanikler olsun. Çok harika bir noktaya gelmiş gerçekten. Birazdan şöyle ufak ufak izliyoruz. Şu an tabii oyun bana pek yarışmama izin vermiyor. Bir otofren vesaire var. Ancak görebileceğiniz üzere şöyle manzaralar zart zurt. Çok güzel ya gerçekten. Her şeyiyle şahane. Forza'yı çok seviyoruz. Her oyunu birbirinden güzel. Forza Motorsport 6'da gayet güzel arkadaşlar. Tabii ki ben burada karşınıza ilk kez oynayarak çıkıyorum. Ancak aranızda bir sürü insan muhtemelen Forza Motorsport 6'yı yalayıp yuttu çoktan. O yüzden zaten eski neslin gücü serinin ismi. Yani insanların deli gibi yalayıp yuttuğu serileri tekrardan gün yüzüne çıkarıyoruz. Şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu oyunlara ulaşmak çok zor. Çünkü artık store'da vesaire yok. Forza Motorsport 7'yi bile şu anda bulamıyorsunuz. Ancak eğer şansınıza bir yerde diskli vesaire denk geldi gelirseniz oynayabiliyorsunuz. Veya hesabınızda satın alınıp bir şekilde duruyorsa oynayabiliyorsunuz. Şu an için store'da yoklar maalesef. Tek sıkıntısı bu. Onun dışında oyun vesaire gayet güzel. Daha ilk izlenimlerimde bile Forza Motorsport 5'in ne kadar üstüne çıktığını görebiliyorum. Forza Motorsport 7'den de o kadar kötü değil ayrıca. Hatta gayet iyi yani. Şöyle birazcık daha içeriye girelim. Modellemeler, grafikler, Series X'te oynamama rağmen tabii Xbox One sürümünü çalıştırıyorum. Yeni bir güncellemesi vesaire yok. Yağ gibi, nasıl diyeyim, takır takır çalışan bir oyun arkadaşlar. Aynen öyle. Bakalım biraz ilerleyelim. Sizlerle beraber Forza Motorsport 6'ya bakalım. İlk yarışımı tamamladım. Kupolar vesaire, trofi de geliyor. Şöyle geçelim. Tamam, kariyere başlamadan önce diyor. 5 parçadan oluşuyor. Tamam. Her parçada farklı arabalar sunuyor bize. Ne oldu birden? Sesleriniz birbirimize girdi. Aya basmamalı mıydım?
Yarış şey araba mı, bana bir araba mı seçtireceksin? Şimdi ben buradaki arabaların hepsine ne kadar eski ve çöp diyeceğim, siz de diyeceksiniz ki hayır abi olur mu öyle şey, bunlar çok köklü ve harika arabalar. Kimi seçsek? Toyota var, şey var, Honda var. Subaru mu seçsem ya? Hadi Subaru seçeceğim ya. Subaru severim çünkü bu aralarında en iyi bildiğim marka bu. Kişileştirecek miyiz? Bayağı kişileştir. Ha tamam, şimdi şey çıktı. Böyle fantastik bir şeyler yapalım mı? Hiç de sevmem biliyor musunuz? Ray Tracing On, Ray Tracing Off arkadaşlar, görebileceğiniz üzere 2015 yılında. Hani kardeşim bak Ray Tracing varmış. İşin şakası tabii bu. Mavi olsun ya, ben sevmiyorum öyle çok şey yapmayı, oynamayı. Şey güzel oluyor mu? Arabaları aldıktan sonra üstüne oyuncuların yapmış olduğu skinleri giydirmek çok keyifli oluyor. Direkt yarış mı yine? Hadi bir yarış daha yapalım. Bu tarz görevleri biliyoruz zaten Forza'dan, Motorsport'tan alışkınız. Tek tek yarış yarış gidiyoruz. İşte sizlere görevler vesaire veriyor. Driver difficulty'yi böyle bir tık daha yüksek yapalım. Çünkü ben biraz iyi oynuyorum bu oyunları. Veya bu oyunlar biraz fazla kolay. O yüzden bir tık arttıralım. Böyle yapın şeyin bize daha fazla para da geliyor. Güzel bir şey. Asistler. Heh, bu çok önemli. Çok fazla. Çok ayıp ya. Yarış çizgisini sadece fren ekleyelim. Freni sadece ABS'yi açalım. Direksiyon normal olsun. Tabii ki geri sarma açık ya. Geri sarma olmadan olur mu? Geri sarma Forza'nın olmazsa olmazıdır. O zaman Start Race diyelim bakalım. Biraz daha Forza Motorsport 6'ya bakalım. Bu arada kanalımda nedense Forza Motorsport'a ve Forza Horizon'a deri gibi bir ilgi var. Eğer ki bu tarz videoları seviyorsanız yorumda belirtmeniz yeterli. Böyle arada sırada yarış videoları vesaire, kariyerde ilerleme videoları yapar. Seri olmaz tabii de, bu tarz oyunlar seri olmuyor. Ancak böyle oynayabiliriz. Yalnız oyunun direkt böyle daha hani şu anda gerçekten oynuyoruz ya, az önceki bir prologtu. Arayüzü olsun, grafikleri olsun, arabaların görünüşleri olsun. Bayılıyorum ya, Forza şahane bir oyun serisi. Buradan gidelim. Bakalım yeni çıkacak Forza Motorsport nasıl olacak? Rakamsız bir Forza serisi. Bir numarası, bir sayısı yok. Bakalım o da bu kadar güzel olacak mı? Tabii ki olacaktır da. Hani merak ediyoruz. Onu da karşılaştırırız çıktığı zaman. 7 ile 6 ile 5 ile bilmiyorum da. Gayet keyifli. Bu arada kontrolördeki titremeler vesaire de gayet güzel. Series X kontrolcüsüyle oynuyorum ama fark etmiyor. Bildiğiniz üzere aynı şeyler zaten. Tetiklerde vesaire titreşim var. Aynen şöyle gidelim bakalım. Ben şu an tabii çok şey yapmıyorum. Öyle zorlayayım, geçeyim, sağa sola kaçayım. Ya ben sağa sola bakıyorum. Çok güzel gerçekten. Eğer bir Xbox One'ınız varsa, bir Series S, X'iniz varsa bence Forza Motorsport 6'yı 7'yi bir yerden bulmaya çalışın. 5'i çok tavsiye etmiyorum. 5 tam böyle yani güzel bir oyun. Bayağı da oynadım ancak 6 ve 7 kadar kaliteli değil. Şöyle biraz da içeri gelelim. Çok güzel gözüküyor ya gerçekten. Arayüz de çok güzel, çok modern bir oyun gibi gözüküyor, öyle söyleyeyim. Hani kaç yıl oldu, 8 yıllık oyun bu arkadaşlar, inanamazsınız. İşte oyun sektöründe ne kadar gelişmediğinin birazcık kanıtı bu. Aslında Forza Horizon 5 sadece yeni nesle çıksaydı bir tık daha güzel gözükecekti. Yani Forza Horizon 5 zaten çok güzel gözüküyor ancak sadece yeni nesle yapılsaydı çok çok daha güzel gözükecekti. Belki de level atlayacaktı Forza serisi grafiksel anlamda. Henüz olmadı o level atlama olayı. Bakalım Forza Motorsport bunu gerçekleştirebilecek mi? Pek öyle durmuyor ancak mekaniksel anlamda bazı şeylerin gelişeceği kesinlikle ortada. Özellikle dinamik hava hava değişimleri olsun, lastik kontrolü olsun çok çok fark ediyor. Ben Subaru'mla beraber çok keyifli bir sürüşe çıktım. Ben bu oyunu kesin %100 derim arkadaşlar. Bunu şey yaptım. Bunu şu an kaptım. Görebileceğiniz üzere oyun birazcık kolay. O yüzden drive atar difficulty, yani drive atar zorluğunu birazcık yüksekte tutmak her zaman iyidir. Yani. Evet çok güzel ya gerçekten. Şöyle grafikler olsun. Hadi bu turda içeriden atalım. Hiç içeride oynamadık. Aranızda mutlaka oyunu içeride oynamayı isteyenler vardır. Şöyle iç detaylar, modellemeler falan çok güzel olmuş ya gerçekten. Tam bir next gen olmuş. Şimdi Forza Motorsport 5 de çok güzel gözüküyordu ve çok güzeldi ancak oyun çıktığında Xbox One da yeni çıkmıştı. Bir Xbox One launch title'ıydı. Çıkış oyunuydu yani. Şimdi bu oyun 2015'te çıktı. Arada 2 sene var ve o sırada tabii konsolun dinamiklerini çözmüşler, üzerine ekleme yapmışlar. Bir sürü hani geliştirmeler bariz ortada. Forza Motorsport 7 zaten şahane bir oyun. O zaten iyi. Ama Forza Motorsport 6 da gayet güzel bir oyun olmuş. Zamanında Forza Motorsport 6 Apex'i ücretsizdi. Bilmiyorum şu an artık yok galiba. Oynadığımı hatırlıyorum. O da zaten aynı oyun asetler üzerinden. İşte bilmiyorum. Daha o galiba free to play olduğu için biraz da hani şu arabayı al, şu haritayı aç gibi
değişik kafaları vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ücretsiz bir oyun ne de olsa. Onun da mekanikleri falan güzeldi. Orada deneyim edebilmiştim. Onun dışında ilk kez sizlerle birlikte oynuyorum. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Forza Motorsport 6 ile ne kadar anınız var? Ne yaptınız? Neler ettiniz? Kredi kazanıyoruz. Bunlarla beraber arabalar vesaire açıyoruz. Bu zaten klasik Forza muhabbetimiz. Ya bu şeyi düşündükçe benim çok hoşuma gidiyor. Xbox cihazı alıp Series S olur, X olur, One olur. Bunu tamamen Forza cihazı olarak kullanabiliyorsunuz. Çünkü düşünün. Forza Horizon 1, 2, 3, 4, 5, 6 da gelir mutlaka. Hepsi oynatıyor ama 6 bilmiyorum. One oynatırım. Neyse bu önemli değil. Onun dışında Forza Motorsport 1, 2, 3, 4 yok ancak 5, 6, 7 ve şimdi 8 gelecek. İsmi 8 olmasa da gelecek. Şöyle Next Race diyelim bakalım. Evet, Forza Motorsport 6'da eklenmiş bir moto özelliği. Moto özellikleri şey arkadaşlar. Size belli başlı ufak challenge'lar veriyor. Bu challenge'ları tamamlarsanız eğer ekstradan oyun içi kredi kazanıyorsunuz. Motorsport 7'de de var. Demek ki 6'da eklenmiş. Bunu görmek güzel. Ne var bakalım? Starter peki açalım. Kutu açma muhabbeti burada da var mı? Tamam, açtım. Ha, bu direkt %10 para veriyor. Tamam, bu çok bir önemi yok. Ha, böyle sağa giderek açıyoruz. Tamam, bu neymiş? Gridini arttırıyor. Bu ne işe yarıyor? Tuşu arttırıyor. Tamam, okey. Bunu kullanalım. Ne, ben gidip de gripimi arttıracağım. Grid sıramı arttıracağım ya. Yani o kadar da değil. Üf, gece de çok güzel gözüküyor ya. Birazcık tabii kenarlardaki ufak titreşimleri, anti-aliasing'in düşüklüğünü sanırım yanlış bir söylemediysem hissediyorsunuz ama o da tabii olacak. Eski bir oyun nasıl olsa. Ama yani gördüğünüz üzere oynuyoruz. Gayet güzel gözüküyor. Yani şey yapmazsınız öyle. Ya niye 4K değil? Köşelerde biraz şey var, ışıklar. Yok, çok cayır cayır. Harika bir oyun ya. Şimdi şunları şöyle içeriden alalım bakalım. Körpleri zorlayarak. Hop. Oo, burada bir viraj olduğunu asla fark etmedim. Adamı yolladık. Olacak o kadar. Olsun. Birazcık da aksiyon olsun değil mi? Şöyle kimseye çarpmadan etmeden. Bu arada önümdeki Subaru mu? O aynı arabayız zaten. Kapısındaki göçüğü keyifle izliyorum. Kapısında göçük var değil mi? O sticker mı yoksa? Yok, göçük bayağı adama geçirmişler. Pardon abi, ben yapmış olabilirim. Benim birazcık katkım olabilir. Olsun. Ben de biraz yamulmuşum. Olsun artık, birazcık yamulmak gerekiyor ya. Arabalar parıl parıl durup da ne olacak? Yalnız evet, şey güzel. Hasar modellemeleri güzel. Bu oyunda böyle takla vesaire atmak çok kolay değil ancak güzel gözüküyor. Bakalım, bu yarış biraz daha zor. 2 tur var ancak hala 5.'yim. Bakalım bu yarışı kazanabilecek miyim? Şöyle hava koridoruna gireyim. Çünkü gerçekten arabam hızlanmakta zorlanıyor. Biraz daha iyi oynamam lazım derken Şimşek McQueen beni geçiyor şu anda. Evet, McQueen'e yenilmeyelim. Şurada. Hop, ben böyle çarpmaya devam edersem kötü oldu. Şu adamlar beni çok engelliyor ya. Tamam, bu virajlarda güzel zaman kazanıyoruz. Evet, önümüzde 3 araba var ve hala 1,5 tur kadar bir şansınız var. Muhtemelen bir sonraki turun başlarında birinci olacağız. İlerlemeye devam edelim. Şöyle biraz geç fren, hop zorladım. Tamam, içeriden aldım. Bunu da şurada herhalde geçerim diye düşünüyorum. O da halloldu. Önümde bir. Ya bu aile arabalarıyla yarışmak çok garip ya. Şimdi önümdeki arabayı da kesin. Hayır abi, o çok harika bir mükemmel GTRS bilmem ne falan. Ne GTR? Fiat mı o ya? Doblo mu? Adam Doblo ile yarışıyor ya. Tamam, geçtim. Evet, bu kadar. Artık başıma ekstradan bir şey geleceğini zannetmiyorum. Şöyle döndük müydü? Gayet temiz. Evet, bu şekilde birinciliği aldık tabii ki. Beklediğimden daha kolay oldu. Bir ara gerçekten zorlanacağımı düşündüm ama olmadı öyle bir şey. Nasıl? Biraz daha drive atar, zorluğunu yükseltiriz. Ha, şey mi var? Çarp muhabbeti mi var? Paralarımı çalacak mısın? Neyse ki shop kapalı. Haha. Niye bu oyunları satmıyorsun Microsoft ya? Sat. Bu da Game Pass'te olsun. Ne olacak yani? Hani çok basit tabii ki nedeni yani. Eğer bu oyunu satın alırsa adam, para akışı bu oyuna sağlanacak. Son oyuna para gitmeyecek. Hadi bana bir Bugatti ver de coşayım bari. Daha ilk videodan Bugatti çıkıyormuş. Evet, kumar. Audi iyi. Audi severiz ya. Next race böyle gidecek mi? Sanırım tabii burada isterseniz arabanın ne bileyim ön amasüstörün bilmem neyine
işte vites şeyinin şu hızında, şu devirde, şu böyle biliyoruz, detaylı şeyler yap. Yani araba meraklıları bunları bakıyor, biliyor, kullanıyor. Benim onlarla işim yok. Ben yarış yapıyorum, arabayı kullanıyorum, grafiklere bakıyorum ve sizlerle beraber son yarışımıza başlıyoruz. Forza Motorsport 6 Hate be. Artık zorlasan 10 yıl diyeceksin. Ama cayır cayır hala bugün bile oynanmaya hazır ve nazır. Hiç öyle eski nesil gibi hissettirmiyor ki aslında tabii pek de eski nesil sayılmaz. Teknik olarak eski nesil. Bir yandan da insan üzülüyor çünkü son 10 yılda neredeyse 10 yılda hiç gelişemememiz. Yani geliştik tabii de. Bu oyun bugün çıksa kimse bir şey demez. Ha, Digital Foundry amcalarımız der. İşte şuradaki Intellizing'in, şuradaki piksel yoğunluğunun, işte dinamik pikselin vesaire tamam da sen ben demeyiz. Bunu bugün yani güncel bir oyun olarak alır herkes oynar. Çünkü çok güzel. Böyle bir eskilik vesaire yok. Zaten uzun bir süredir de oyun sektöründe böyle bir problem var. Özellikle yarış ve spor oyunlarında durum zaten böyle. Ama diğer oyunlarda da bu şekilde. Triple A, hani bildiğimiz single player vesaire oyunlarda da durum bu şekilde. Yani üzücü. Ama ben çok fazla şey yorum görüyorum ya. İşte ne bileyim, Forza Motorsport 7 videosu çekiyorsun, adam şey yazıyor. Abi ben Forza Motorsport 6'da kaldım, siz 7'ye geçiyorsunuz. E tamam. Ne güzel. Kötü bir şey değil ki. Yani eski oyunlar iyi. O yüzden eski neslin gücü videosu yapıyoruz. Bu arada sanırım Amerika'dayız. Görmedim, bakmadım. Bu pistte bayağı debelenmiştim. Formula 1'de. Davis'i de geçebilirsek eğer sanırım bu yarışta cepte olacak. Büyük bir farkla yine birinci olduk tabii ki. Drive atar zorluğunu arttırmayı unuttum. Ve arkadaşlar evet bu kadar. Daha fazla yapılacak çok fazla bir şey yok. Burada Forza Spins var. No tamam, spinin yok diyor. İşte burada ana menüde de gayet şık ve sade bir şekilde işte kariyer var, free play var, test drive, multiplayer. Hala multiplayer var mıdır acaba? Yok zannetmiyorum. Arabalar tabii bir sürü araba olduğunu düşünüyorum. Şöyle tabii markalarla vesaire bakınca yani Hot Wheels arabalarımız da burada. Evet. Araba olarak gayet zengin bir seri. NASCAR arabalarımız var. Mutlaka alacağım. Mutlaka. NASCAR pistimiz de var. Seviyorum NASCAR yarışlarını. Burada araba manyakları için detaylı araba ayarlama kısmımız var. Arabaları burada boyayabiliyoruz, edebiliyoruz. Hatta dizayn bulabiliyoruz. Hala çalışıyor mu bu dizayn? Ha, dizayn şeyini bulamıyoruz artık. Üzücü olmuş. NASCAR arabanıza Şimşek McQueen skin'i geçiremeyeceksiniz. Yani üzücü kısmı o. Artık en azından. Evet, NASCAR kısmı, Porsche kısmı. Burada da free play'den bakalım bir de. Mesela ben burada istediğim arabayı seçebiliyor muyum? İlla bendeki arabayı mı seçmem gerek? Ha yok. İstersem rent a car seçeneği, yani bir araba kiraladan istediğim arabayı seçebiliyorum. Hatta şuradan istediğimiz güzel bir hızlı bir arabayı da seçelim ya. Güzel hızlı bir araba da oynamış olalım değil mi? Şöyle bir Ferrari alalım bakalım. Bütün videoyu hep şey mi kullanacağız? Ayrıca split screen özelliği de var. O çok güzel bir şey. Ne öyle yani? Hep yavaş arabalarla mı yarışacağız? Şimdi bir de Ferrari ile çıkalım bakalım yola. Niye herkes NASCAR arabası? Onu tam çözemedim. Ayarlamadım çünkü hiç, direkt yarışa girdim ve biraz da hızlı araba kullanalım ya. Gerçi videonun başında kullandık tabii de. Hem de aynı haritada. İşte hızlı araba kullanınca asıl oyunun zevki böyle çıkıyor değil mi? Evet. Videonun büyük bir kısmı yavaş arabayla geçti, kusura bakmayın ama yani evet, sesler, hız hissi mükemmel ya. Forza'yı çok seviyoruz. Şöyle o kadar hızlıyız ki grafik bile gösteremiyoruz. Tabii şu an arabanın ağzı burnu yamulmuştur, oraya bakmayalım çok. Çok garip oldu bu tam. Evet. NASCAR arabaları ve Ferrari. Biraz alakası oldu ama olsun. Bu arada tabii tek sıkıntı, araba kiralama kısmından yarışa girince size kredi vesaire vermiyor. Hemen yesinler kredisini. Ben bunları böyle içeriden geçeceksem daha ne kredisi? Benim kredim bu zaten. Şöyle bakalım. Uf, felaket zorluyorum. Biraz da içeriden bakalım. Tabii ki arabanın oturaklılığı, bir yandan da kontrol etmesinin zorluğu çok keyifli. Yalnız vurduğum anda arabanın arkasındaki hasarı görebilmek de çok keyifliydi. Şöyle hızlı bir şekilde tam direksiyon setiyle oynamadık. Keşke benim direksiyon setim Xbox'ı destekleseydi de Forza oyunlarının direksiyonunu oynayabilseydim. Öyle bir problemimiz var maalesef. Olsun, artık o kadar olması lazım. Kontrolcüyle de çok tepkisel oynayabiliyorsunuz. Evet. Başladığımız yerde bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Forza Motorsport 6'ya bu şekilde göz attık. Eski neslin gücündeyiz. Eski oyunları sevin. Eski oyunlar gayet güzel. Eski nesillerimiz oyunlar bugün hala görebileceğiniz üzere yeni nesilmiş gibi gözüküyor. Bunu şu anda arayüzü kapat. Forza Motorsport 8 diye yedir. Kanarlar. Çünkü çok iyi. bugün hala
Forza Motorsport 6'nın da oynanabileceğini gösterdiğimize göre. O zaman arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.